Ben Tempo TV ekranlarından pozitif yaşamdan kucak dolusu sevgiler saygılar gönderiyoruz her zaman olduğu gibi. Evet, pozitif yaşamda bugün ben varım ama hemen programın başında çok önemli bir sürprizimiz var. Hemen şu anda açıklamak istiyorum. Yarından itibaren pozitif yaşam çok farklı bir sunucusuyla, çok farklı bir formatta, inanılmaz büyük sürprizlerle, inanılmaz güzel yemeklerle ve çok değerli bir isim Kurtuluş Usta'yla sizlerle birlikte olacak. Hemen bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra pozitif yaşamda bugün çok çok değerli bir konuğumuz var değerli izleyenlerimiz. Gerçekten sizler isim olarak çok güvenilir buluyorsunuz o ismi. Ekranlarda sık sık rastlıyoruz. Birçok rahatsızlığa ciddi anlamda katkılar sağlıyor. Çok dualar almış bir isim. Dilerseniz hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. Sayın İbrahim Gökçek efendim, bitki uzmanı, herbalist, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Çok iyisiniz. Şimdi elinizin altında o kadar sihirli iksir dediğimiz güçler var ki iyi olmamanız da kaçınılmaz değil mi bu Evet. durumda? Evet İbrahim Bey, isminizi hepimiz duyduk, hepimiz biliyoruz. Gerçekten güvenilir bir isimsiniz. Bu anlamda birçok hastalığa ciddi anlamda o işte iksir dediğimiz karışımlarınızla şifa buldunuz. Birçok hastanızı iyi ettiniz. Bu anlamda bitkilerin gücünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattınız bize. Evet, doğru. Şimdi yine birçok ürünümüz var. Değerli izleyenlerimiz de az sonra göreceklerdir. Masamızın üzeri inanılmaz özel iksirlerle, karışımlarla dolu. Hepsi bitkisel değerli izleyenlerimiz. Yani hepsi tamamıyla doğadan, bitkilerin gücüyle hazırlanan iksirler. Hocam kitaplarınız da var. Her şeyden bahsedeceğiz ama şimdi böyle yavaş yavaş mesela şuradan başlayarak hocam bu nedir diye hemen ben şöyle Evet, gösteriyorum bu ekranlarda da. Gökçek tentür. Limon suyu, zencefil, zerdeçal, altın başak otu, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki içerir. Bunun özelliği nedir? Bazı bayanlar yemezler, içmezler. Evet. Özellikle sanatçılar veya mankenler vesaire. Mesela Zaman ben yine. Değil mi? Hiç yemiyormuş gibi ama görünüyorum. sürekli az yeme sindirim organlarının sağlıklı sindirim salgılamasını Tabii. engeller. Bağışıklık sistemini Sindirim zayıflatıyor salgıları zaten. azalırsa sürekli zayıflar, artık yiyemez içemez hale gelir. Önce çeneleri, dudakları, parmakları morarmaya başlar kansızlıktan. Anoreksiya dediğimiz, anoreksiya nervoza, aşırı iştahsızlık nedeniyle hastalık ortaya çıkar. Bu Evet. hastalığa yakalanan kişi Allah korusun ne olabilir? Allah korusun, evet. İntihar ediyor çoğu, ölebilir. Maalesef, maalesef. Sıfır bedel. Yani bu tür rahatsızlığa yakalanan kişiler için en ideal üründür. Kısa sürede sindirim organlarının, mide, bağırsaklar, karaciğer, pankreasın sindirim salgılarının kalitesini artırır. Süper. Çok önemli Yani bir iştah karışımdan artırıcı bahsediyoruz. Evet. özelliğe sahiptir iştah. Mesela bazı çocuklar, aileler çocuklarına çok dikkat eder. Aman evladım şunu ye, bunu ye vesaire diye. Çocuklar da aksine yemez, içmez. Ne olur? Çocuk artık çok evde yemezse, içmezse itibar gördüğü kanaatiyle yememeye, içmemeye Evet. başlar. Bu da zayıf, cılız, halsiz, dermansız bir hale gelir. Bu tür çocuklar için de iştah açıcı, İştah açıcı özelliği evet, var hocam. sindirim salgılarının kalitesini artırıcıdır. Çünkü bilmiyorum tabii bir terim olarak doğru mu söyleyeceğim ama işte az yemekten dolayı bir süre sonra midemiz küçülüyor. Hakikaten yemekte zorlanıyoruz. Şahsen benim için de öyle. Bazen yemek bana hani böyle bir mecburiyetmiş gibi. Hani bazı insanlar yemekten keyif alır. Tam tersi midemiz küçüldükçe dediğiniz gibi iştahımız gittikçe bizler yemek yemeyi bu anlamda bir eziyet olarak Evet. görürüz. Bu anlamda bu karışıma ihtiyacımız var değil mi hocam? Evet. Bazıları Süper. hatta yemek yemeye yemeye günde bir iki zeytinle idare edenler dahi var. Hani iyi değil. Aşırı Maalesef. aşırı gitmemek Çok gerekir. doğru. Peki hocam açabiliyor muyuz hocam bunları şu anda? Kapalı şişelerde mi şu anda? Açabilirsiniz. Açalım. Tamam. Çok merak ettim. Bir tanesini açacağım hocam. Deneyeceğim. Şimdi bunu nasıl kullanabiliyoruz acaba Günde diye. 3-4 defa yetişkinler 2 yemek kaşığı veya yarım fincan içebilir. Aç karnı Sabah mı hocam? aç karnı, sabah öğle akşam kişi isterse yatmadan önce de alabilir. Bir tanesini Zencefilli. açtım hocamın izniyle. Evet. Evet, kokusuna bakmak istiyorum. Çok merak ettim çünkü hani keyifli bir kokusu mu var acaba? Bunu da Baharatlı içebilir güzel bir miyim? kokusu var, evet. Çok güzel. Hemen Şöyle. bakıyorum. Aa gerçekten hocam bu keskin bir koku var. Çok Evet, güzel. Bu nedir? zencefil, zerdeçal. Çok güzel Hindistan, efendim. Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan gibi tropik ülkelerde bütün yemeklere
zencefil, zerdeçal gibi baharatlar çok katılması önemli, gerekir. Özellikle sıvı, sulu yemeklere. Katılmasa baharat ne olur? Bozulur. Çok güzel kokuyor bir hocam. Bir gün sonra o artık çöpe gider yemekler. Çünkü biz bitkisel şeyleri pek sevmiyoruz. Yani kokularından dolayı vesaire falan ama inanılmaz güzel kokuyor. Yani çocuklarınız da kesinlikle değerli izleyenlerimiz bu anlamda yadırgamayacak, yatsımayacak, gerçekten kullanabileceği. Büyükler de günde iki kez dedik hocam. 3-4 defa yarım fincan içebilir, problem yarım yok. Fincan içebilir. Yarım fincan içebilir. Süper, süper. Şimdi efendim iştah açıcı özelliği olan elimde bir şişe var görmüş olduğunuz gibi. Tamamıyla hocamızın hazırlamış olduğu, tamamıyla doğal, içerisinde herhangi bir kimyasal, herhangi bir katkı maddesinin olmadığı, zaten kokusundan da özellikle açmak istedim, kokusundan da anlaşılacağı üzere inanılmaz güzel bir kokusu var. Demek ki tamamıyla doğal diyoruz. Şimdi bu kadarla bitmiyor. Gerçekten hocamın elinde öyle raporlar var ki değerli izleyenlerimiz, ben gördüğümde şok oldum. Çünkü gerçekten çok çok önemli rahatsızlıklara birebir tedavi raporları bunlar. İnanılmaz şaşırdım. Az sonra raporlarımızı göreceğiz ama ben yine devam etmek istiyorum hocam. Oradan mesela başlayalım böyle yine. Evet, yine bir karışımımız var. Aloe vera jel. Şu gördüğünüz bitkinin, bu aloe vera. Aloe vera bitkisi. Aa, bu, süper. Evet. Bu bitkinin yaprağının içerisinde şöyle sıvı. Aa, evet. Görüyor musunuz? Sümüksü. Evet. Evet, bir sıvı var. Bu aloe vera jelin. Mesela diyelim ki gözünüz ağrıyor. Evet. Bir damla gözünüzü kapayarak gözünüzün üstüne sürebilirsiniz. Evet. Göz ağrısına iyi gelir. Aa, çok güzel. Bakın bilmiyorum. Veya kişinin sindirim rahatsızlıkları var. Yediğini içtiğini sindiremiyor. Taze olarak sürekli yerse ishal yapar da biz bunu taze yediği zaman zararlı, yani uzun süre. Çünkü elektrolit ishal yapar. Şişkinlik yapar. Dünyada birçok firma bu aloe vera'dan aloe vera jeller üretiyor. Özellikle güzellikle ilgili biliyorsunuz hocam. Özellikle kozmetikler, kremler var, şampuanlar var vesaire. Fakat esas bunun önemi bağırsaklardaki mantara karşı dünyada en etkili bitki. Çok güzel. Bununla ilgili Kaliforniya, Louis Paul'un enstitüsünün yapmış olduğu klinik araştırması var. Klinik araştırmasında bağırsaktaki mantarı yok ettiği belgelenmiştir. Çok güzel, evet hocam. Bağırsakta mantar olursa ne olur diyeceksiniz. Kişinin bağırsaklarında mantar olursa, herkeste var da, antibiyotik, antidepresan, antihistaminik gibi kimyasal ilaç kullananlar da bağırsaktaki faydalı bakteri yok olur. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklarda oluşan yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Evet. Bu sindirim salgılarının kalitesi azalırsa mesela çok özel bir enzim salgılar ince bağırsak, diamine oksidaz. Evet. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvarlarda depolu bulunur. Bu enzim oranının azalması kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seboroik eksem gibi alerjik hastalıklar deri hastalıklarını tetikler. Çünkü histamini artık frenlemek mümkün olmaz. Evet. Histamini frenleyen enzim azalırsa histamin yükselir, bu da alerji sebebi olur. Evet. Biz dünyada en doğal ve en kısa yoldan alerji tedavi eden ürünü keşfettik. Çok çok önemli. İşte efendim şu elimizde tutmuş olduğunuz, şu an görmüş olduğunuz karışım çok çok önemli. Gerçekten hani mücevher niteliğinde, elmas niteliğinde bir ürün. Çünkü ciddi anlamda alerji, hepimizin çok korktuğu, ciddi anlamda alerji çok yaygın. Evet. Hepimizin bir şeylere alerjisi var. Bu anlamda görmüş olduğunuz ürün çok çok değerli bir ürün değerli izleyenlerimiz. Bunu da göstermiş olalım. Yalnız hocam hemen bir şeyin altını çizmek istiyorum ben. Değerli izleyenlerimize bu konuda hakikaten birazcık daha hassas olmaya çağırıyorum ben. Şimdi mesela aloe vera dediniz. Az önce işte yaprağı kopardınız. İşte bunu şöyle yapın, böyle yapın. Arkasından dediniz. Eğer bunu bu şekilde kullanırsanız ciddi ishallere kadar gidebilir dediniz. Şimdi şöyle bir evde yapılmaz. Yani evde kişi yaparsa bravo hocam. Tamamıyla bundan bahsediyorum. Bunun birleşiminde artı 19 çeşit bitki var. Evet, yani bakınız bu çok önemli. Evet. Çiçek balı var. Özel bir çiçek balı. Yani aksi takdirde içilmez. Evet hocam. Tadı güzel, içimi güzel. Bebekler dahi verilebilir. Yani yeni doğan bebek mesela diyelim ki doğum sırasında annesinde mantar varsa yeni doğan bebek de mantar kapar. Virüs varsa bebek de kapar o virüsü. Bakteri varsa bakteri de kapar.
Mesela benim oğlum 4 numara. Doğduktan hemen sonra hastanede kaldı. Dedi, zatürre yakalandı. Yani hemşirelerin Almanya'da dikkatsizliği yüzünden. Eyvah. Antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. Dedim ne oluyor ya? Ne oluyor? Ya işte mecburuz, mecburuz. Bana da müdahale ettirmiyorlar tabii. Evet. Ben ona gizlice iksir verdim. Günde 3-4 defa. Çok güzel hocam ya. Çocuğun elleri ve ayakları buz gibiydi. Bu ürünü verdikten tam 3-4 gün sonra avuç dolusu balgam kustu. Evet. Eller ayakları 10 dakika sonra pamuk gibi oldu. Sıpsıcak oldu. O mikrobu attı. Hiçbir şey kalmadı. İçinden. Çok güzel. Şimdi böyle babaya sahip olunca da değil mi? Evet. Hani alternatif tıp dediğimiz şey gerçekten çok önemli değerli izleyenlerimiz. Her zaman söylüyoruz. Bitkilerin gücü, bitkilerin gücü, bitkilerin gücü. Her şey doğadan aslında değil mi? O kimyasalları vücudumuza almaktansa hani illaki bizlerin de yapamayacağı bir şeyler var. Tıbbın illaki imdadına yetişeceğiz. Illaki tedavi süreçlerimiz olacak ama alternatif tıp dediğimiz şey de gerçekten çok çok önemli hayatımız için. Buyurun bir örneğiydi mesela. Büyük geçmiş olsun, Allah bağışlasın bu arada. Efendim ne dedik işte, alerji için dedik. Bakınız gerçekten çok özel bir karışım dedik. Hepsi tamamıyla bitkisel dedik. Çok çok önemli ürünler dedik. Devam ediyoruz. Daha çok şaşıracaksınız. Efendim ilerleyen dakikalarda diyeceksiniz ki bu kadar olmaz. O kadar özel karışımlar vardı. Hemen bir diğerine geçiyoruz yine. Çok da güzel renkli böyle. Bakıyoruz efendim. Bu bildiğimiz kırmızı lahana, beyaz lahana ve 19 çeşit bitki. Lahana suyu. Lahana suyu efendim, yanlış olduğunuz gibi çok da şık. Tonik diyoruz. Bu da klinik araştırması yapılmış. Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesta, Profesör Doktor Miller. En ağır gastrit, isterse 30 yıllık veya ülser. Evet. Pangastrit, bütün mideyi kaplamış dahi olsa. Buyurun, buyurun, buyurun efendim. Bununla ilgili klinik araştırma var, belge var, bilgi var. Fakat bu araştırmayı yapan Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesta, Profesör Doktor Miller gastrit, ülser, enterit, koliti tedavi etmişler. Fakat lahana evde kişi tek başına yapar da bunun her gün, günde 3-4 defa bir su bardağı içeceksiniz. Diğerleri yarım fincan bu su bardağı içilmesi gerekir. Bu su bardağı. Diğerleri yarım fincan. Evet. Su bardağı içerse günde 3-4 defa 1,5-2 ay sonra kişide guatr problemi ortaya çıkar. Evet. Çünkü biraz önce dedim ya, aloe vera'da birçok vitamin var, enzim var vesaire ama ishal yapar, onun yan etkisini biz giderdik. Evet. Çünkü aloin içerir aloe vera. Lahana da tiyosiyanat içerir çok az miktarda. Evet. Tiyosiyanat da tiroid bezine iyot akışını engeller. Yani bunun da bir yan tesiri var. Bilinçsiz kullanılırsa yani yan etkileri var. Kişi evde lahana suyunu, lahanayı miksede çekti, sıktı, suyunu içti, içti. Gastrite, ülsere karşı veya zayıflamak için. Zayıflatır da. Öyle mi? Lahana suyunu zayıflatır. Bu anlamda. Evet, bunu öğrenmiş zayıflatır. Olduk. Kişi bunu içti ne olur? Guatr'a yakalanır. Çok tehlikeli işte, benim az önce de bahsettiğim gibi yani bizler işte lahana suyu işte mesela zayıflatıyormuş diye sizler kendi evinizde lahana suyunu tüketmeye çalışırsanız dozajını bilmediğiniz için, çünkü bunlar belirli araştırmalardan geçiyor. Bakınız İbrahim Bey yıllardır bu işler üzerinde çalışıyor, bu işlerin üzerinde duruyor, araştırmalar yapıyor değil mi, bir sürü deneyler yapıyor vesaire. Öyle kolay değil değerli izleyenlerimiz, yani hadi ben işte bunu içeyim bu şekilde bana iyi gelir şeklinde hiçbir şey, kesinlikle böyle bir yanılgıya düşmeyin. Hocamın da bahsetmiş olduğu gibi çok ciddi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bakınız ne diyor İbrahim Bey? Lahana suyunun faydaları var ancak yan etkilerine karşı biz yine içerisine öyle bir karışım 19 uyguladık ki. Var. Bunda değil da mi? Hep 19 çeşit bitki. 19. Hepsi 19 mu hocam? Bizim ürünlerin içerisinde 19. Neden 19? Bismillahirrahmanirrahim. Kelimesinin Arapça 19 harften oluşur. Ciddi mi söylüyorsunuz hocam? Otomatik Bismillahirrahmanirrahim demiş gibi yani. Tamam hani buradan yola çıktınız. Evet, 19 çeşit bitki içeriz. Çok güzel, çok güzel. Yani 20 değil, 18 de değil yani. Değil. Harika, bunu da biliyoruz efendim artık. Hepsinin içerisinde 19 çeşit ayrı ayrı bitkiler var. Ama dediğim gibi hepsinin dozajı belli, ayarlanması belli. İşte yıllarca çalışılmış, üzerine durulmuş karışımlardan bahsediyoruz. Evet hocam, devam mesela edelim. Mesela Bağcılar'dan bir hanımefendim, onda gastrit 15 yıldır yiyemiyor, içemiyor. Çok önemli. Kullanmış olduğu ilaçlar perişan etmiş. Tabii ki, tabii ki. Onu seçiyor, bunu seçiyor. Artık yani reflüsü var, gastriti var. Ya bana lütfen yardımcı olun. Dedim problem değil.
Bizim ürünü gönderdik. Hı hı. 3 hafta kullandı. Artık ben kullanmayacağım. Dedim ne oldu? Hiçbir şeyim kalmadı dedim. Ben taş olsa dahi yiyorum. Ay ne kadar ya güzel olsun, hocam. Ya olsun yine de devam edin. Yani şu an 6 hafta. İzleyicilerimiz belki diyorlar ki haliyle hadi canım diyorlar ama az sonra efendim bekleyin. Az sonra raporlarla gireceğiz. Raporlardan bahsedeceğiz. Ciddi anlamda raporlarımız var. Hocam biz devam edelim yine. Bu iksir, Gökçek iksir. Evet. Gökçek iksir sarımsaklı, diğerleri gibi değil. Acımtırak bir tadı var. Hı-hı. Ve hafif de kokusu var. Hı-hı. Şöyle de dibine bu çöküyorlar şöyle. Gerçekten iksir, güzel. Bakın dibine çöktü ve şu anda harika bir karışım oldu. Evet. O, yine 19 çeşit bitki içerir. Hı-hı. Sarımsak, zencefil, zerdeçal, altınbaşak otu, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki içerir. Hı-hı. Kalp damarlarını, beyin damarlarını temizler. Bütün organlardaki kılcal damarları açar. Mesela kişi 6 hafta bunu kullanmadan önce doktora gitsin. Hı hı. 6 hafta sonra tekrar doktora gitsin. Tahlil yaptırsın. Mesela elimde rapor var. İsterseniz göstereyim. Hemen hocam hakikaten çünkü izleyicilerimiz şu anda ben bildiğim için ben raporları inceledim. Biz hocamla çok konuştuk. Hocamı zaten birebir tanıyoruz vesaire derken bize şu anda imkansız gibi gelmiyor ama gerçekten raporlar var. İnanamayacağınız kadar önemli bir iksir daha tutuyorum elimde. Kalp ve damar için efendim birebir hemen raporumuzu gösteririm hocam. Evet, mesela Mevlüt Bey'in burada trigliseridi, kolesterolü, aletesi, asitesi yani karaciğer değerleri yükselmiş. Şöyle hocam ben şu şekilde değerli izleyenlerimizle paylaşayım. 230 kolesterolü, hı-hı, yüksek, trigliseridi yüksek, hı-hı, karaciğerler değerleri tamamen bozulmuş. Hı-hı. Aletesi, asitesi. Bizim ürünleri kullandıktan 6 hafta arkasında ikinci şey. Evet. Bizim ürünü kullandıktan sonraki rapor. Evet. Bu öncesi değil mi hocam? Evet, önceki değerleri. 6 hafta sonra. Sonra 6 hafta sonra hemen değerler ne yapıyor efendim? 6 hafta içerisinde, hı hı, kötü kolesterolü yani HDL'si düşmüş. Trigliseridi düşmüş. Hı hı. Karaciğer değerleri, aleti, asete tamamen normale dönmüş. Hı hı. 6 hafta içerisinde. Fakat sadece bu kadarla da değil. Aynı hastanın beyninde hipofiz bezesinde mikroadenom kis var. Hı hı. Onu bile eritti 6 hafta içerisinde. Şey mi hocam yani o karışım az önce göstermiş i̇ksir, olduğum evet, şu karışım bu iksir aynı zamanda diğer tarafları da iyileştirdi. Beyindeki yani hipofiz bezesi çok var. Çok güzel. Sarımsak gibi sallanan, hı hı, nohut büyüklüğünde bir organ. Hı hı hı. Bütün organ hormon, hı, hormon salgılayan organların orkestra, evet, şefi gibi. Evet, evet. Yani hocam, hangi organ ne kadar hormon salgılayacak? Hipofiz bezesi yönlendirir. Hı hı. Buna orkestra şefi deriz, diyebiliriz. Hı hı. Hormonların şefi. Anladım. Bunun, evet, sapında oluşan mikro adenomu 6 hafta içerisinde eritti. Çok güzel hocam. 6 hafta. Ameliyata gerek kalmadı. İnanamıyorum, inanamıyorum. Yani çok çok ilerlemiş safhalar değil ama bazı şeylerin hastalıkların başında ve ortasında birinci ve ikinci derece demiştiniz değil mi hocam? Kanserin nasıl? Dördüncü devresi hariç. Yani ha, artık bütün vücuda yayılmışsa kanser, hı hı, ona yapacak bir şey yok. Evet. Yani bağışıklık sistemi artık onunla. Hı hı. Fakat kanserin mesela diyelim ki birinci, ikinci devresi. Mesela bize üniversitede bir genç kız geldi. Hı hı. Sağ yumurtalığında kist 11 santim ve kötü huylu. Of 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 of. 5230 kanserli hücre sayısı yani. Doktorları rahim ve yumurtalıklar alınacak demişler. Eyvah eyvah. Ankara'da, bir kadın İstanbul'da. Için en kötü şey bu. Yani daha henüz evlenmemiş. Düşünün. Bir düşünün, bayan. Evet. Sabaha kadar internette araştırmış. Hı hı. Sabah erkenden beni aradı. İbrahim Bey gerçek mi? Evet. Evet gerçek. Birçok hastayı biz, hı-hı, hamdolsun tedavi ettik. Raporlarımız var efendim yani gerçek dedim, burada, bir şeyden bahsediyoruz. Bizim ürünleri kullandıktan sonra, hı-hı, doktorunuza gidin, muayene olun dedim. Ve bizim ürünleri kullandıktan sonra 3 ay içerisinde 11 santim olan kist 5 santime düştü. Kanserli hücre sayısı 5230'dan 76'ya düştü. Çok güzel hocam, evet, ya. Hakikaten çok güzel. Böyle hani insan hakikaten çok mutlu oluyor. Düşünsenize işte artık yumurtalığınız alınacak, kadınlık özelliğiniz gidecek. O sırada İbrahim hocamla tanışıyor ve haliyle ne kadar süre sonra dediniz hocam? 6 hafta. 6 hafta sonra bir bakıyor ki işte hücreler yedilenmiş, tazelenmiş, de kistten eser kalmamış neredeyse. Bu harika bir şey ve
tamamıyla bitkilerin gücüyle değerli izleyenlerimiz ve hepsi de rapor niteliğinde. İbrahim hocamız da programa gelmeden önce bütün raporları tek tek inceledim. İnanamadım sonuçlarına. Sizler de inanamayacaksınız bununla ilgili. Evet hocam, evet, devam edelim. Burada şu ürüne geçelim isterseniz. Lütfen hocam. Hı hı, bu da hemen. Maydanozlu limon suyu, Gökçek diye zayıflamak için. Aa, evet hocam, maydanozun bu anlamda faydası biliyorduk var. Biz. Evet, evet. Zayıflamakla zayıflatır ilgili. Hı hı. Fakat bağırsaklarında mantar varsa kişi zayıflasa da yine kilo alır. Yani bağırsaktaki mantardan kurtulmadıkça asla zayıflayamaz. Zayıflasa da fazlasıyla geri alır. Aa, öyle mi hocam? Bunu bilmiyorum. Artı bir kişi kiloluysa rastgele zayıflamamalı. Zayıflayacağım derken çirkinleşir. Evet. Ben bir dostumu ziyarete gittim, arkadaşımı. Yani içeri girerken hanımını gördüm. Dedim ki arkadaşa, kayınvaliden mi geldi dedim. Yok dedi, o benim hocam, hanım dedi. Aman hocam, ne yaptınız? Allah Allah dedim, ne olmuş ona dedim. Aman hocam. Hay Allah. İşte bakınız efendim, böyle kendimize dikkat etmezsek böyle şeylerle de karşılaşabiliriz diye. Bu hepimiz yani için geçer. Günde bir elma yemiş. Yani gelişi güzel diyet yapmak. Şimdi diyet yaparken kişi cildin altında, derinin altında kalan cerrahat, curuf çözülmeden zayıflarsa dobur dobur olur yüzü süre. Böyle çirkinleşir. Deformasyonlar oluşur evet, hocam. Yani, çok çirkin olur. Bunun için ciltte de öyle işte çatlak dediğimiz mutlaka bilirsiniz. Çatlak dediğimiz yırtılmalar oluyor vücutta işte. Ne bileyim deformasyonlar, sarkmalar vesaire görülüyor. Hani bu anlamda bilinçsizce zayıflama, diyet yapmamak gerekir. Zayıflamak isteyen kişi diyet, iksir birlikte kullanırsa iksir bütün derinin altındaki cerrahat curuf pislikleri çözer. Çok temizler, güzel. Arıtır. Kişi zayıflarken güzelleşir. Sağlıklı bir şekilde zayıflar ve güzelleşir. Hiçbir problem ayrıca olmaz. Fakat rastgele yemeyerek, içmeyerek, bırakarak zayıflarsa çirkinleşebilir. Çok doğru. Peki hocam, maydanozlu limon suyu, yani içerisinde dediğim gibi bir kez daha söylüyorum değerli izleyenlerimiz, hiçbir kimyasal yok, katkı maddesi yok. Tamamıyla doğal. Bakınız sadece maydanozlu ve limon suyunu söyleyebilirim ki biliyorsunuz 19 farklı bitki var içerisinde evet, dedik. Mesela sayabilir miyiz hocam, bunun içerisinde neler var? At kuyruğu otu, funda, mısır püskülü, yani zayıflatıcı bitkiler, biberiye. 19 çeşit bitki var. 19 çeşit bitki var değerli izleyenlerimiz. Bunların hepsinin ortak özelliği metabolizmayı hızlandırıcı, kalori yakıcı, temizleyici, arıtıcı vücudu. Zayıflarken hiçbir problem olmaz. Ne kadar güzel. Gerçekten çok etkili. Mesela evet, Almanya'da yine bir bayan, bir Alman bayan. Ben 29 yıl Almanya'da kaldığım için hep Almanya'dan bahsediyorum arada sırada. Evet. Bu da kendi kendine evde zayıflamak istemiş. Kadıncağızın bütün bu kolları böyle sarkmış. Kolu böyle. Çok doğru hocam. İşte bacakları, gibi göbeği, kesinlikle göğsü, her tarafı sarkmış. Sigorta bütün ameliyatları karşılamış. Sadece yüzüne gelince yüzü de böyle sarkmış. Yüzü estetiğe girer demiş, kabul etmemiş. Aa, evet. Her tarafını ameliyatta düzeltmişler. Yüzü kalmış. Yüzü kalmış o şekilde. Bu nedenle rastgele zayıflamak iyi değil. Mesela bizim bu ürünü kullanan bir beyefendi 115 kilodan 100 kiloya düştü 6 hafta içerisinde. 115 kilodan? Evet. 100 kiloya düştü. 100 kiloya düştü 6 hafta içerisinde. Evet, evet. Düşünün, tamamıyla bitkisel bir şeyle ciddi anlamda kısa bir zaman bence. Evet. Bağırsaklarında mesela bir başka beyefendi mantar vardı. Alerjisi var. Tansiyonu, kolesterolü var. Diyetle ilgili bir ürün vermedim. Ben dedim önce tansiyon, kolesterol, bunlar çok önemli. Zayıflamak sonraki iş. Önce bir tansiyon, kolesterol, tansiyon hapları alırsa kişi böbrekleri iflas ettirir. Evet. Tansiyon hapı kullananlar diyor ki ya ben günde bir tane veya iki tane hap alsam ne olur ki? Evet. Atıyor her gün leblebi gibi hap. Maalesef, maalesef. Bu haplar böbrekleri iflas ettiriyor. Değil mi? Değil mi? Ciddi anlamda. Kronik böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Maalesef. Eyvah eyvah. Çok ben kötü. Ben Mehmet Bey dedim ki kiloyu sona verirsiniz. Önce tansiyonu, kolesterolü çok doğru düşürmek gerekir. Biz ürünleri verdik. Zayıflamak ilgili bir şey söylemedim. Aloe vera jel, iksir, özel bir çay, bunları arkadaşa verdik. 6 hafta sonra tekrar karşılaştık. 28 kilo birden vermiş. 28 Ay, kilo. Çok güzel hocam ya. 28 şu anda kilo. Ekran başında herkes evet, diyor ki aa hocam. Hocam diyorlar, biz nasıl zayıflayabiliriz? Peki hemen ondan da bahsedeceğiz ama nasıl kullanıyorduk hocam?
Günde 3-4 defa yarım fincan, bir fincan da içebilir. Herhangi bir problem yok. Yarım fincan, günde 3-4 kez yarım fincan içebiliriz. Peki bittikçe doğal olarak takviye edeceğiz değil mi? Sürekli. Artı çay var. Şimdi şöyle, eğer ki bağırsaklarında mantar varsa aloe vera kullanması şart. Evet. Hocam. Mantardan kurtulmadıkça asla zayıflayamaz. Zayıflasa da yine kilo alır. Aha, bu çok önemli bir dipnot. Ama kim, diyeceksiniz ki kimde mantar var? Günümüzde antibiyotik kullanan herkeste mantar var. Eyvah eyvah hocam. Çünkü antibiyotikler faydalı bakterileri yok ederken için, zararlı bakteri ve mantarları tetikler. Bu nedenle bağırsaklarında mantar olmayan kişi yok. Şimdi diyeceksiniz ki bağırsaklar neden bu kadar önemli? Evet. Bir insanın bağırsağı futbol sahasının yarısı kadar. 350 metre kare. Evet. Aynı futbol sahasındaki çimen gibi de böyle üzeri iplik gibi kanallar var. 2 milyar bağırsaklarda besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emen. Evet. Eğer bağırsaklara mantar yerleşirse mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler emiliyor. Nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için çok yoğun vitamin harcar. B6, B12 vitamin. Kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği ortaya çıkarsa bağışıklık sistemi çöker. Bağışıklık sistemi çökerse birçok hastalık başlar. Evet. Karaciğer yağlanması, zamanla pankreas, böbrek yağlanması, kalp damar, bütün organlarda yağlanmaya sebep olur. Yani karaciğerin görevini yapamamasının sebebi bağırsaklardan sürekli gelen toksik maddeden kaynaklanır. Evet. Bağırsakları tedavi etmedikçe bağırsaklar bataklık gibi. Hiçbir organı tedavi edemezsiniz. Anlıyorum. Çünkü buradan gelen toksik madde karaciğere, karaciğerden arıtılamayan toksik madde organlara depolanır. Bütün hastalıkların kaynağı bağırsak. Peki bunu nasıl öğreneceğiz hocam? Yani kilo veremiyorum demek ki diyorum. Hani bir şüphe oluşuyor kafamda. Bağırsaklarımda mantar olabilir diyorum. Bununla ilgili doktora gidiyorum. Mantarla da ilgili modern tıp bir şey yapamıyor. Neden? Çünkü mantarı futbol topu gibi düşünelim. Evet. Bakteri portakal büyüklüğünde, virüsü de misket büyüklüğünde. Bağırsaklar da aynı filtre gibi, kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Evet. Bu fileden portakal büyüklüğündeki bakteri kana karışabilir. Misket büyüklüğündeki virüs kana karışabilir. Fakat mantar futbol topu büyüklüğünde olduğu için, büyük olduğu için kana karışmaz. Zaten mantar bağırsaklardan kana karışsa, geçse, kanallardan içeri geçse, bir kişinin yaşama şansı 10 gündür maksimum. 10 gün sonra ölür. Neden? Çünkü mantarlar çok ağır toksik madde üretir. Etan, metan, butan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller. En ağır toksik alkoller üretir. Evet. Mesela duyarız işte sahte vodka içti öldü. Yani. Evet. Çünkü içinde metil alkol var, butil alkol var. Etil alkol diğer alkoller gibi tehlikeli değil. Evet. Fakat sahte yapılan alkollerin içerisinde yüksek oranda tehlikeli alkoller var. Zehirli alkoller. Bu zehirli alkolleri mantarlar sürekli üretiyor zaten. Eyvah eyvah. Kişinin alkol içmesine gerek yok. Evet. Bana 3 kişi geldi. Üçünde karnı böyle şiş. Eyvah eyvah. İri yarı. Üstelik kişiler ama karınları böyle şiş. Hemen dedim ki ya çok alkol kullanıyorsun. Bira içenlerin karnı şiş olur. Genellikle Almanlar çok bira içer. Karınları böyle davul gibi doğru olur. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Siz dedim ya Almanlar gibi çok bira içiyorsunuz. Veyahut da bağırsaklarınız mantar dolu dedim. Evet. Nereden bildin dediler. Belirtisi bu. Evet. Kişi bağırsaklarında mantar varsa şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal olur. Zamanla tedavi edilmezse halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik başlar. Evet. İkinci devre. Üçüncü devre tedavi edilemezse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem. Bütün deri hastalıkları, alerjik hastalıkların sebebi mantar. Evet. Tedavi edilemediğimiz zaman, mantarlar yok edilmediği zaman... Mesela Almanya'da 30 milyon insan alerjik rinit yani polen alerjisinden dolayı burunları böyle foşur foşur akar, evet, gözler maalesef, kıpkırmızı olur. Maalesef. Nisan'da bazen Şubat'ta fındıklar çiçek açmaya başlar. Çok alerjik. Fındıklar çiçek açmaya başladı mı alerji de sezonu başlar. Maalesef. Alerji Şubat'tan Eylül'e kadar alerji nedeniyle perişan oluyor insanlar. Ben kendim yaşadım. Evet. 2 ay askerlik yaptıktan sonra paralı askerlik yapmıştım. 89'da Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman uyuz gibi kaşındım. O doktor, bu doktor, şu doktor her tarafım kaşınıyor. Kaşındığım yerler yara oluyor. Besin alerjisi. Evet. Doktor dedi ki bana Ergökçek yani Bay Gökçek İnegeti
dana eti, kuzu eti, tavuk dokunuyorsa domuz eti ye dedi. Eyvah eyvah. Adam başka çözüm üretemiyor. Eyvah doğru. Dedim ya ben Müslümanım. Ne yaparım dedi. Eyvah. O zaman bir şey çözüm yok. Çözüm yok. Ne olacak? Kortizon, antihistaminik ilaçlar var. Bunlar da kemikleri eritir. Ya değil mi? Farklı yani. Deriyi inceltir. Hı-hı. Hafıza zafiyetine sebep olur. Kişiyi aptallaştırır. Evet. Ben 15-20 saat okuyup yazan kişiyken kitaba bakamaz oldum. Evet. Çünkü kitap yazıyorum. 3 ciltlik kitap yazdım ben. Evet, onlardan aslında bahsedebilirsek hocam. Evet. Zamanımız da çok daraldı. Yani sohbet etmek o kadar güzel ki sizinle. Sizden öğrenmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Ama bu anlamda da kitaplarımız var. Ben şöyle hemen 3 cilt halinde tabii ki bir tanesi şu anda araştırılıyor. Herkes okuyor şu anda. Herkes inanılmaz yoğun ilgi gösterdi kitabımıza. Efendim kitabı da yayın evlerinden satın alabilirsiniz. 3 cilt halinde değil mi hocam? Bitkiseltedavi.com bizim siteden. Bitkiseltedavi.com adresten efendim kitaplarımıza da sahip olabilirsiniz. İnanılmaz özenle çalışılmış. Bakın şu kitaplar gerçekten mücevher niteliğinde inanılmaz değerli kitaplar. Ben de biraz inceledim okudum. Her şey var. Yani öğrenmek istediğiniz her şey var bitkilerin gücüyle ilgili. Hangi bitki nelere iyi geliyor, ne olması lazım değil mi hocam? Fotoğraf. Hepsi burada mevcut. 7000 bitki fotoğrafı kendim çektim. Çok çok önemli. Evet, şaşırmıştım ben. 7000 bitki fotoğrafını birebir kendiniz çektiniz. Doğaltedavi.org. Doğaltedavi.org isimli sitede benim sitem. 4400 bitki fotoğrafı var. Of, dünyada çok güzel. Bu site dünyada şifalı bitkilerle ilgili en kapsamlı bitki arşivi oluşturuyor. Evet, kitap da öyle değil mi hocam? Yani evet. En kapsamlı kitap bu anlamda bitkilerle alakalı. Daha ne derler, yelpazesi geniş bir kitap daha bulamazsınız. Tamamıyla İbrahim Gökçek imzalı efendim, görmüş olduğunuz gibi birebir kendisinin kitabı, fotoğrafları bile kendisi çekmiş. Hatta 7000 bitkinin fotoğrafını birebir kendisi çekmiş. Ama... Şimdi hocam son dakikalarımız ama hemen şunu öğrenmek istiyorum. Değerli izleyenlerimiz bizi dinlediler. Az çok anlayabilirler çünkü zamanımız ne kadar da olsa kısıtlı. Soruları için, size ulaşmaları için bu karışımlara ihtiyaç duyuyorlar mutlaka ki. Ne yapmaları gerekiyor? Doğaltedavi.net veya bitkiseltedavi.com, gökçekiksir.com, gökçektonik.com, gökçektentür.com, gökçekdiyetnek.com gibi 40'a yakın sitemiz var. Çok güzel. İnternette. Hocam şu numaralar bilgi attığımız değil mi? Numaralardan evet. Da size ulaşabilirler. Tüm sorularını yöneltebilirler. Karışımlardan tedarik edebilirler değil mi hocam? Tabii. Harika. Tabii. Evet değerli izleyenlerimiz, vakit çok kısıtlıydı. Gerçekten çoğu şeyi aktaramadık. Bu kadarla kalmıyor. Kanseri dahi iyi ettiğine dair raporlar var efendim. Daha fazlası için lütfen bilgi hattımızı arayınız ve bahsettiğimiz internet adreslerimizi mutlaka ziyaret ediniz diyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Kronik böbrek yetmezliğini dahi tedavi ettiğimiz, diyalizden kurtardığımız hastalar var. Kronik böbrek yetmezliği. Düşünün efendim. Yani tabii, o kadar çok. Kesinlikle hocam. Tekrar konuk almak isterim ben sizi. Tekrar bekliyoruz stüdyomuza. Bu hiç olmadı. İnşallah çok daha önemli rahatsızlıklardan da bahsedeceğiz. Aklınıza gelen birçok rahatsızlığınıza İbrahim Gökçek iksirleriyle efendim şifa bulabilirsiniz diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hürmetine. Tekrar ayaklarınıza sağlık.